Bir de şey diyorlar kardeşlerim, devleti yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı filan. Ya cahilsiniz ya. Cahilsiniz, cahil. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de şey diyorlar kardeşlerim, devleti yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı filan. Ya cahilsiniz ya. Cahilsiniz, cahil. Ben Kutlu Adalı cinayetini anlatırken deseydim ki Kıbrıs Rum kesimi ne Türk kesimini satmak için bu organizasyon yapılıp cinayet yapıldı, o zaman devlet yargılanırdı. Ben doğruyu söyledim. Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Kriminal bir yapı var. Bir ucu dedim Venezuela'da, bir ucu Kıbrıs'ta, bir ucu da bu cinayet de buna benzer bir şekilde bundan 25 sene evveline gibi o tarihlere tekabül eden bir zamanda gene aynı. Bu rahmetli bu şekilde bu sebeplerle dedi. Hiç kimse inanmadı. Hadi tak 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 tak, zorla kardeş bir ifade verdi. Tak 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 tak. Ne oldu? Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Ha, şunu da söyleyeyim. Karşı taraf çok çoğaldı. Aklımı tatilden geri çağırdım. Yani kamera, tripod, zeka, akıl. Dördümüz ve Yüce Allah'ın adaletine olan inancımız, sadakatimiz, bağlılığımız. Bir de mesela şeydi, uluslararası uyuşturucu trafiği. Ben deseydim ki Binali Yıldırım başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı. Bu şekilde bu koordinasyon kuruldu devleti yargılatmak için. Bu kriminal bir olay. Kriminal bir olay bu. Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya, Kıbrıs'taki o para sistemi Orta Doğu'ya gidiş. E diyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini, Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de BET işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz, gidin onu da alın. Ama onda kasetleri var. Herkesi çekmiş o da. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.